Merhaba Web Teknik takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber Wi-Fi çekim gücünüzü coşturacak bir zımbırtı yapacağız. Bu zımbırtımız için gerekli olan malzemeler USB uzatma kablosu, Wi-Fi adaptör, yapıştırıcı, bıçak, beşlik su, alüminyum folyo, tercihe bağlı olarak maket bıçağı. Evet, bu zımbırtının yapımını inceden geçelim gençler. Bu beşlik suyu şu tarafından keserseniz eğer, tam yuvarlak olması açısından istediğiniz uydu görünümünü elde edebilirsiniz. Şu bıçağa girerse bunu iyi olur. Evet gençlik, bunu bu şekilde kestik. Yani pek düzgün sayılmaz ama yine de işimizi görür. Bunun arta kalan kısmıyla da istiyorsanız odanızda çöp kutusu yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Alüminyum folyonuzu ortalama şu büyüklükte açmanızda fayda var arkadaşlar. Daha sonra kestiğimiz parçanın iç kısmını güzelce yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu yapıştırıcı sürüyoruz. Folyoyu inceden artık içine yapıştırmaya başlayalım. Arkadaşlar dolayısıyla bu böyle kötü bir görüntü yaratacak. Bunun fazlalık kısımlarını şöyle atabilirsiniz. Eğer rahatsız etmiyorsa sizi kalabilir. Kafanıza göre takılın yani. Evet arkadaşlar, alüminyum folyo ile kaplama kısmı bitti. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz zımbırtının. Şimdi arkadaşlar yapıştırdığımız folyonun orta kısmından şöyle küçük bir delik açmamız gerekiyor. Ki aradan kabloyu geçirebilelim. Şöyle şu şekilde kestik. Şöyle iyice düzeltelim yan taraflarını. Aynen. Kapak olacaktı buralarda ya. Şimdi kapağımızı da arkadaşlar şu şekilde artı şeklinde kesmemiz gerekiyor ki kabloyu da bunun içinden geçireceğiz. Şöyle bıçakla dalızlayalım bunu. Evet, kapağı şu şekilde kestik. Şimdi USB bağlantı kablosunu bunun içinden geçireceğiz. Dişi olan tarafı bu arada şu yazılı olan kısmından geçirmenizde fayda var. Çünkü Wi-Fi adaptörü bunun içine girecek. Bakalım. Aynen. Bunu bu şekilde geçirdikten sonra şu şişenin normal kapağını kapatıyoruz, normal kapatır gibi. Şöyle içinden çok ufak mesafeyle çıkarıyoruz. Ve Wi-Fi adaptörü bunun ucuna takıyoruz. Şöyle yapalım, hop, aynen. Taktıktan sonra şöyle inceden çekersiniz geriye doğru. Şöyle sabit dursun. Aynen şu şekilde dursa iyidir yani. Evet gençlik, bunun son hali bu şekilde. Şimdi sıra geldi test aşamasına. Bakalım testler nasıl bir sonuç gösterecek. İlk önce zımbırtısız halini bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Aynen. Şunu şuraya hızlayalım. Bunu test edebilmek için Wireless Mon isimli bir program indirdik. Bu program sayesinde etraftaki Wi-Fi'leri görüntüleyebiliyoruz. Mesafeleri falan da gözüküyor. Şu an toplamda 7 tane ağ görüntüleniyor. 5'ine bağlanılabiliyor bunların. Bu rakamlarda oynama olabiliyor arkadaşlar. Tabi buna 1 artı veya 1 eksi diyebiliriz. Yani 8 tane veya 5 tane de olabilir. Ama genel olarak şu an bakıyorum 7'de sabitlenmiş durumda. Bir de budunu zımbırtımızla deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şunu şöyle takalım. Evet gençlik, demin 7 olan sayı şu an 11'e çıkmış durumda. Ve 12'de kaldı ve onunla bağlanabiliyor. Az öncekinde 4 tane vardı. Yani direkt bunun zımbırtısız haliyle. Şu an 10'a çıkmış durumda. Yani bu zımbırtı bize arada 6 tane bağlanabilir bir ağ yarattı. Ve totalde 14 tane ağ buldu. Şimdi arkadaşlar, bu zımbırtıyı genel olarak yakın çevrenizde daha evvel gittiğiniz kafeler falan varsa ve bunların Wi-Fi şifresini biliyorsanız veya bilmiyorsanız da gidip orada herhangi çay falan bir şeyler içip Wi-Fi şifresini öğrenebilirsiniz. Eğer bu kafeler yakın mesafede ama çekim alanı dışında bulunuyorsa bu zımbırtı sayesinde bu Wi-Fi bağlantılarına daha doğrusu kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra bu zımbırtının nüfus kağıdına bir isim yazmaya geldi arkadaşlar. Biz bunun adının Neboy olmasına karar verdik. Neboy'un açılımı ise nerede beleş oraya yerleş.
Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ayrıca webtekno.com'dan da takipte kalın. Bu arada yapacağınız ne boyları da bize göndermeyi unutmayın. Hepinize eyvallah.